Orta Doğu'dan Asya'ya geçelim. Pakistan, ülkenin bağımsızlık sürecinin başlangıcı olarak görülen Lahor Bildirgesi'nin 77. yıl dönümünü kutladı. Askeri geçit töreni sergilenen silahlarla aslında bir gövde gösterisine de dönüştü diyebiliriz. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de bir konser verdi. İslamabad geçen hafta 77. Pakistan günü dolayısıyla düzenlenen törenlere ev sahipliği yaptı. İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da yaşayan ve henüz bir ülkeye sahip olmayan Müslümanlar, 23 Mart 1940'ta yayınlanan Lahor Bildirgesi adlı deklarasyonla ilk defa ayrı bir devlet kurma fikrini ortaya koymuştu. Deklarasyonun yıl dönümü ülkede Pakistan günü olarak kutlanıyor. İslamabad'daki törene Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Nawaz Sharif'in yanı sıra askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Tören aynı zamanda bir gövde gösterisiydi. (Gülüyor) 77. Pakistan günü ülke genelindeki törenlerle kutlandı. Kutlamaların en önemli adresi başkent İslamabad oldu. İslamabad'daki tören adeta gövde gösterisine dönüştü. Askeri geçit töreninde Pakistan ordusunun sahip olduğu silahlar sergilendi. Törende tankçı birliklerinin yanı sıra Pakistan ordusu tarafından geliştirilen ve Burak ismi verilen insansız hava araçları da yer aldı. Yine Pakistan tarafından geliştirilen ve nükleer başlık taşımaya uygun Şahin füzeleri ve diğer kısa menzilli füzeler de geçit töreninin bir parçasıydı. Pakistan Hava Kuvvetleri de bir gösteri düzenledi. Nefeslerin tutulduğu hava gösterisi izleyicileri büyüledi. Törende en çok dikkat çekense mehter takımıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tören sırasında kısa bir konser verdi. Konserde Urducası Cive Pakistan olan ve Çok Yaşa Pakistan anlamına gelen şarkının da seslendirilmesi izleyicilerden büyük alkış aldı. İslamabad'daki törene Çin Askeri Gösteri Birliği ve Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri de katıldı.